Cuma akşamı. Şu anda saat kaç abi? 20:55. Saat 9'a geliyor. Ofiste çalışan arkadaşlar var ve sevgili stajyerimiz Yiğit var. Birazdan göstereceğim. Dedi ki Yiğit'e sana bir güzellik yapacağız Furkan'la beraber. Onu ciğer yemeye götüreceğiz. Olan biteni de vlog olarak kaydedeceğiz. Ciğer vlogu başlıyor. Şanslı Çok stajyerler şanslı değil mi abi ya? coşturuyor. Ha? Çok şanslı değil mi Bakayım. abi ya? Şanslı gibi mi Seni duruyorum abi? Lucky S, Kurtlar Vadisi izlete izlete var ya, Lucky S'in de ne olduğunu biliyorsun değil mi kral? Bilmiyorum abi. Ciğer ne zaman yedin en son? Abi ciğer bir hafta oldu yiyeli. Nasıl ya? Nerede? Evde. Ha eyvallah abi. Tabii adamın bir aile hayatı var. Niye? Bizim aile hayatımız iş olduğu için. Evet, benim aile hayatım yok mesela. Ama biz mesela ciğeri epey uzun süre sonra yedik yani. Evet. 2 hafta önce mi yedik abi senle biz en son? Evet, Posta attık çok hatta. çok enteresan bir yerde. Horhor'a gideceğiz. En son Horhor'a ne zaman gittin? Hiç gitmedim abi. Beraber gideceğiz. İyi, en Göreceğiz azından onu bakalım. yapmadık yani. Evet. Güngören'desin değil mi sen? Bağcılar'dayım. Bağcılar'dasın. Bağcılar vs. Horhor. Hangisi? Bağcılar abi. Neden? Çünkü Bağcılar. Abi biz zevki sefa içinde eğlenirken sen çalışacaksan bu senin için bir sorun teşkil ediyor mu? Hayır, sorun teşkil etmiyor. Bunun acısını sanki çıkaracakmışsın gibi bir şey var abi. Cumartesi pazar tatili var. Peki. Bu arada son dakika bir şey yaptık. Sevgili Mahmut da işi bitirmek üzere. Dedik ki abi biz giderken senin çalışıyor olman kabul edilemez. O nedenle şimdi Mahmut'u da alıyoruz ve Horhor'a gideceğiz. Bekle bizi Horhor. Kırmızı alarm. Anahtarını bulamıyorsun abi. Anahtar yok abi. Evin anahtarını bulamıyorum şu an Hakkı abi. Şeyde mi bıraktım diyeceğim ama yok abi almışım. Ve anahtar bulundu. Bulundu abi. En kolay yerden çıktı değil mi abi? Abi hiç tahmin etmeyeceğim bir yerden çıktı ama bugün 4 tane video çektim abi. Yani kafa 1 milyon. Her şeyi attınız mı abi? O zaman bunun şerefine hesapları benden. Hadi İşte bu gidiyoruz. be. Yürü be. Abi nereye gidiyoruz? Ciğeristan mı? Kaç dakika gösteriyor abi? Fatih değil mi abi? Ciğeristan genel merkez mi abi? Genel merkez ne ya? Bu mu abi hakikaten? Dur bir bulsun bakayım. Bu herhalde değil mi? Doğru. Buralarda bir yerdeydi aynen. Kaç dakika? 20'den az da lütfen. 18. 19. İkimizin arası abi ya. Olamaz ya. Yandex de bizimle beraber. Haydi o zaman. Şu anda Ciğeristan'a gidemememizin en büyük sebebi önümüzdeki düğün aracı. En mutlu günlerim abi. Yani bence ticaret günü gibi geldi bana. Yani böyle bir mutlu gün olmaz herhalde ama bir de öyle gitmez diye tahmin ediyorum. Ve gidiyor. Lan öyle mi gidiyor? Şaka yapıyorsun ya. Hay Allah'ım ya. Bak bir de gaza basıyor. Bak bak bak. İyi de bak hele bak bak bak. Abi Türkiye'yi özetleyecek olsam. abi? Bir cümle, bir kelime. Gaz. Gaz mı? Gaz Tamam abi. abi. 320 milyon gaz. Evet, bu arada bu vlogu çektiğimizde 320 milyar metreküp gaz bulundu arkadaşlar. Ben Türkiye'nin özeti eşittir gaz diyorum. Nasıl anlarsanız. Kombi sona kadar açacak mısın abi artık? Kombi açmayacağım tabii Bizim abi. Bizim balımız değil. Hayır abi yani su var diye biz çeşmeyi açık bırakıyor muyuz mesela? Şöyle bir olay var. İthalat kalemlerinin en büyüğü enerji. Eğer orayı kurtarabilirsek cep telefonunu ithal etmeyin diye biliyorsun 1000 tane bir şey eklendi. Evet. Belki onu geri çekerler anladın mı? Yani ondan ümitliyim ben. Ne oluyor lan bu arada? Sağdan soldan araçlar kaçışıyor. Gene en efendimiziz, gene en efendimiziz. Görüyor musun? Abi bizim ofis her yere yakın. Şurada Microsoft var, şurada Google var, Apple var. Evet, şu anda Google'ın önünden geçtik. 200 metre ileride Apple var. Bu arada Apple derken Apple'ın yönetim ofisi arkadaşlar. Biri beni arıyor. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Kral. Nereye gidiyoruz tahmin et. Nereye abi? Ekibi ciğer yemeğe götürüyorum abi. Dağınlara'da herkese selamlar, afiyet olsun. Seni seviyor he. Ben de abi.
Oğlum kendimden utandım lan. Yalnız dönüş trafiğini gördüm abi. Cumartesi akşama korkunçtu. İstanbul'u boş zannediyorlar abi. Abi İstanbul ne boş ya, ne diyorsun abi? Ama o yoldan biz 600 metre sonra döneceğiz. Arabada anket yapıyoruz. Herkes düşünsün. İlk soru Furkan'a. Verdiğin çok büyük bir söz ve sözünden geri döndüğün oldu mu? Sözümden döndüğüm oldu mu? Yani büyük bir yarayı yolda bırakmışlık yok. Ama karşı tarafın da yaptığı hamlelerden dolayı böyle içimin yağları eriye eriye yapmış olduğum geri dönüşler var tabii. Vay kral, bir şeyler söyle yani. Neydi o? Onun dışında yok abi. Söyle. Annem babam izleyecek, bunu bize bırakalım abi. Sen söyle abi. İlla ki olmuştur ama şu an aklıma gelen bir şey yok. Çok büyük bir söz vereceksin ve evet, o sözden döneceksin. Hatırlamıyorum ben. Elimden geldiğince verdiğim söze sadık kalmaya çalışıyorum. Kral, bu inandırıcı olmadı ama... Bence de inandırıcı olmadı. Yanlış gibi yok. Evet Yiğit, kardeş. Abi dayıdan bir kesit söyleyeyim. Sözler verilir, sözler unutulur. Gün gelir ihanet eden sadakat ister. Yalnız ben veremeyeceğim sözü, tutamayacağım sözü hiçbir zaman vermem. Ya da yapamayacağım şeyi hiçbir zaman vaat etmem. Abi 41-42 yaşındasın. 50 yaşındayım. 39 yaşındayız oğlum. 39 yaşındasın abi. Sen abi çok fazla iş yaptın. Özellikle. Evet. Hadi biz en fazla lisedeki sevgilimizle şey yapmıştık yani. Ne yapmışsınız? Geri dönmüşüm durumda. Peki abi. Abi sen bir sürü iş yaptın. Seninki neydi? Ben hiçbir zaman Fenerbahçe'nin maçına gitmem diye düşündüm. Abi kendimi Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu stadyumunda Fenerbahçe diye bağırırken buldum. Nasıl oldu abi? Yabancılarla maç oynuyordu. Bir tane şirketin CEO'su da dedi ki Hakkı dedi, bir kontenjan var, beraber izleyelim mi? Peki abi dedim, locada bir şey varmış. Gittik, bir baktım Fenerbahçe taraftarı aşırı böyle heyecanlı. Fenerbahçeli futbolcular ölü, leş. Üzüldüm. Ulan dedim, bu taraftara bu futbol oluyor mu? Ben de o taraftarın yanında oldum yani. Sonra ne oldu biliyor musun? Yanımda bir adam vardı, kardeşim dedi, helal olsun sana falan filan bilmem ne. Abi dedim, ben sana bir şey söyleyeceğim, buyur dedi. Abi dedim, ben Galatasaraylıyım. Nasıl yani falan. Abi dedim, ben Galatasaraylıyım yani, bu nasıl bir takım dedim ya. O beyefendi inşallah beni bulur yani, beni bul kardeşim ya. Böyle bir şey oldu benim de abi hayatımda. Ne oluyor abi, bu nasıl bir ortam ya? Ters şeritten gelenler. Tek yönde U dönüşü yapıp geri dönüyordu adam. Enteresan bir yere doğru gidiyoruz inşallah. Herkes tek parça halinde geri döner. Şu anda geldiğimiz yer çok enteresan bir yer. Bu Haliç'i geçiyoruz. Benim var ya, araç kullanmaya başladığım ilk yıllarda en çok korktuğum yol burası. Yani bir yandan sola giriyorlar. Yolun genişliği dar. Yani bilmiyorum. Acayip korkuyordum buradan ama şimdi o korkularım yerle yeksan oldu. Görüntü çok güzel ama. Görüntü güzel ama kamera çekebiliyor mu? Bence çekiyor abi. Arkadaşlar biz bu vlogu Sony ZV-1 ile çekiyoruz. Hatta bir de inceleme videosu yayınladık. Kartta bırakıyoruz. Burası Horhor. Şöyle bir durum var, arabayı güvenli bir yere park etmem lazım. Tamam, burada kalsın. Nasıl oldu? Tamam, geleceğim abi. İspark, İspark ileyse mi? İspark. İspark abi. Herkes bizi durdurmaya çalışıyor. Evet abi, abi diyorum, hani güvenli bir park yeri var mı? Var abi, neresi diyorum, gösterebilir misin? Ver bana diyor abi yani. Yani şurada bir İspark, ha, otopark. Herhalde en güvenli yer orası. Herkes de kameraya bakıyor biliyor musun? Evet abi, inşallah. Dediğim gibi yani bu gecenin sonunda kaç kişiyiz? 4 kişi gelip 4 kişi çıkıp aynı zamanda tek parça. Photo taken. Niye photo taken yaptı? Bir fotoğraf çekeceğiz. Bir de çantamda ne var videosunu yayınladık bugün abi. Onun da linkini yukarıya bırakıyorum. Kral, sende kalsın bu, alacağız. Ya oğlum, alıştırdın bizi de şu kral mıral muhabbetine ya. Hiç yapmadığım şeylerdi ya Yiğit. Ben hayatta kral demem mi? Ben de. Nasıl demiyorsun şimdi Yiğit? Bırak ya. Ya bırak ya. Bırak bunları Yiğit. Bu arada... Oğlum gene aynı yere park ediyoruz lan. Bence inin abi. Ah
Haydi o zaman gidiyoruz. Evet, şu anda Horhor'a giriş yaptık. Olduğumuz yeri göstereyim. Yani rengarenk bir yer. Şuraya bak abi. Hadi gidelim. Horhor'dayız arkadaşlar şu anda. Süper ya. Yani çok güzel ciğerciler var. Ama ben yıllar önce Serdar abi bizi götürmüştü. Şurada Ciğeristan diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Korkunç ya. Ya şu ne ya? Şöyle bir ürün oturalım ama. Ciğer de var, kebap da var, bir saniye. Abi biz sen ama nokta atışı geldik. Buyur abi söyle. Ciğeristan'a geldik. Abi bence hadi üstlerden en daha ya. Vallahi kuzu ciğer, 10 şiş 42, 10 çeşit meze, pilav, patlıcan, ezmesi, çay, kahvemiz ikramdır. Valla nokta atışı geldik. İnşallah bir dahaki sefer sana. Tamam. Abi hakikaten arabayı bırakanlar da var yani. Hangi tane araba bu? Abi bu YouTube'a yüklüyoruz abi. YouTube'a? Ha, YouTube'cisiniz. Vay benim abim. Tamam iyi. Ya. Evet evet. Çok iyi ya. Ne hangi kanal abi? Abi bu YouTube. Efendim abi? YouTube. YouTube'da da bizi seven arkadaşlara diyorum. Özellikle Urfa'lı Adüs'te bekliyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Reklam işleri yapıyoruz. Uğraşırız da reklamla. Eyvallah abi. Var ya evet, reklam. Ciğeristan abi. Şöyle buyurun. Evet evet. Hoş geldiniz. Ciğeristan abi. Nasıl? Dışarı mı oturacaksınız? Dışarısı. Tamam. Şuraya. Tamam. Baş masa mı abi? Abi buraya köşe geç istersen. Köşe. Tamam. Yan masada. Abi bunun neden yandığını kim söyler bana? Evet buyurun. Niye abi yanıyor abi bu? Kahve yanındaki tuz ve ispirto. Kahveniz normalde ılık geliyor masaya. Aynı zamanda bu ateşle beraber pişiyor. Pişiriyor yani. Aynen. Canlı. Biraz da yaklaşık evet. Bir dakika, bir buçuk dakika zaten kaynama payı var. Ondan sonra kaynadıktan sonra kıvamına geliyor. Eyvallah abi. Aynen. Yani doğalgaz bulduk abi, hemen yakmaya başladın. Aynen. Bir odun ateşi, bir de ispirto ateşinde. Eyvallah, bir içsene abi, nasıl bir puan ver abi onun üzerinden. Abi Kimren'e görecek mi bu işi? Evet abi, görecek. Görmez mi? Güzel olmuş. 10 üzerinden? 10 üzerinden 9. Abi niye kestin bir puan? Daha tam ısınmamış. Daha abi pişmedi. Şu daha nasıl ısınacak? Gözünü seveyim, nasıl ısınacak? Biraz daha pişmesi lazım. Eyvallah. Mahmut abi. Evet, efendim. Daha önce Horhor'a gelmiş miydin? İlk defa geliyorum. Yani geçmiştim ama oturmadım. Bir şeyler yemek için. Nasıl buldun abi? Önce bir tadına bakmak lazım ya. Biz buraya yemek yemek için geldik. Yani bu koku hariç güzel. Ama buraya gelme sebebimiz işte bu kral aslında... Onun yüzü suyu hürmetine şu anda buraya geldik. Onun da bir görüşlerini almak istiyorum. Abi ilk önce Mahmut abinin dediği gibi tadına bakalım. Ama ortam şahane yani, güzel. Ortam farklı evet. Hakikaten. Eyvallah. Allah gelmeye başladı. Şu acayip tehlikeli bir olay. Çöpler gelmeye başladı. Abi onlar ne abi? Abao. Bayağı iyi yalnız. Ben normalde ciğer sevmem ama böyle yerlerde ciğer yiyorum. Buradan aileme sevgiler. Yıllarca yedirmeye çalıştılar abi. Şunu görecekler. Bir de aramazlarsa bir şey bilmiyorum. Ama çok iyi. Sen nasıl buldun Mahmut abi? Diyarbakır'da yenilen bir ciğer kadar iyi görünmüyor ama... Abi yine bakmak lazım. Toprak çek yaptın ya. Toprak çek. Gerçekten Diyarbakır'da tavsiye ederim. Yiyin yani. Eyvallah. Kural hadi başla. Abi koku beni şimdi heyecanlandırdı, bayağı ya, evet, yani. Çok kötü ya. Hadi başlayalım abi. Ciğerler tükendi ama bu sefer çok abartmadık. Onu da söylemiş olayım. Ben en son yorum yapacağım. Önce misafirlere bir soracağım. Abi nasıldı? Abi Urfa'da Ali Kan Demir'e buradan selam olsun. Beni bir çadırda ciğer yedirmişti, burası en iyi diye. Oradaki ciğerden sonra buraya tatmin edebiliyorum. Yani tahmin edebiliyorum, seviyeye koyabiliyorum. Biraz düşük kaldı sanki ama asıl işin ustası burada. Evet abi, Bingöl'den. Aynen. Ama ciğer Diyarbakır'da yine. Zaten Bingöl'de sınır olduğu için. Ahmet Usta var orada abi. Ahmet Usta değil de ciğer denince akla dağ kapı gelir. Tavsiye ederim yani. Diyarbakır'a giderseniz dağ kapıda bir ciğer yiyin derim. Eyvallah. Buna 10 üzerinden kaç veriyorsun abi? Yani emekten dolayı 5 veriyorum. 4. 6 abi. Fena değil ya. Burası değil. Karnımızı doyurduk Allah'a şükür. Yani ben şöyle söyleyeyim. Önceki ciğerci sokak arasında bir yerde bizi Tekno Mehmet götürmüştü.
Huawei P40 Pro videosunu yayınladıktan sonra ödül olsun diye. Orayla burası arasında dağlar kadar fark var. Ben de 10 üzerinden 4 ya da 5 verebilirim. Bir yaklaşık 8 yıldır gelmiyordum buraya. Yalçın, Serdar abi, hani öyle bir kadro vardı, onlarla geliyorduk. O zaman yani dedim ki bu ne ya falan, ama şu anda İşte Horhor'un gerçek sahipleri. What's up bro? Benoist'im. Where are you from? Benim Senegal'dim. Senegal'den, eyvallah abi. İşte alnının hakkıyla çalışan kardeşlerimiz. Bak satış da yapıyor şu anda. Abi ayıptır söylemesi. iPhone şarjım yok abi. Peki kablo mesela güvenilir mi? Hiç merak ediyor musun abi? Vallahi. Mecbur değil mi? Kaça abi? Burası ne kadar? Bu 20 lira. 20 lira. 20 lira. 20 lira. Hemen iPhone kablo testi abi. 20 iyiymiş ya. 20 lira ya. Evet abi. Bunu indirimli vermen lazım. Çok pahalı. 10 lira. Vallahi tam buna 25 lira. Amcalarım onu 20 lira ver. Vallahi tam. Evet. Abi kabloyu çekebilir miyim şöyle? 15'e bağlayın. Şu kablo 20 lira. iPhone mu abi o? iPhone. Çamaşır ipine benziyor mu? Evet, iPhone'muş. Başka neler var abi? Hı? Başka neler var? Kulaklık, kamer, zoom. Mesela şu araç tutacağı kaç para? Bu 50 lira. 50 lira. O iyi ama kablo biraz pahalı. Burayı öylece bırakıyoruz. Çünkü tatlı geldi, yan masaya geçin dediler. Arkadaşlar şu künefeyi paylaşacağız. Ben çok mutluyum. Zalım künefe. Zalım künefe birazdan yok olacak abi. Zalım Furkan. Sen de zalim misin abi? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım abi. Zalim, ama sen çok gaddar bir insana benziyorsun. Öyle miyim abi gerçekten? Hiç acıması olmayan gaddar bir insana benziyorsun. Yumuşacık bir insanım abi ben. Estağfurullah canım, o kadar da değil. O kadar zaten değil de. Bizi gömme yani videoda abi. Estağfurullah abi. Geldik videonun sonuna. Az önce kahveler de geldi. O alevli yanar döner kahveden geldi. Ve hesabı da ödedik. Soran oluyor yani ne kadar hesap ödendi. 253 lira gibi bir hesap ödedik arkadaşlar. 4 kişi şuradaki künefe de dahil. Künefe de yani bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Biz abi kapatalım video burada kovulmadan. Peki aynen. Yani şöyle bir feedback olarak veriyoruz. Hani çok kötü değil ama bu sokak arasında bir yerler vardı. Onlar daha bir lezzetli gibi gelmişti bize. Buraya zaten Yiğit'le muhabbet için gelmiştik. Şimdi Yiğit'in sözlerini de alacağız ve videoya veda edeceğiz. Abi çok güzel bir gün oldu. Muhteşemdi yani. İnsan gerçekten de muhteşemdi. Vallahi muhteşem. İyiydi yani abi. Niye muhteşemdi? Sanki bana klişe laf gibi geldi abi. Bence de klişe gibi oldu. Şöyle olsun. Yani muhteşem değildi abi şimdi. Abi gerçekten muhteşem değildi. Yemeklerin lezzeti. Lezzetler pek iyi değildi. 10 üzerinden 3. Evet ama bu adamlar seni bulur abi. Bulsunlar abi, ne olacak ya. Yemeğiniz iyi değil. Yok yani iyi değil, ne yapayım. O kadar da kötü değildi abi. 10 üzerinden 0 vermedik, 10 üzerinden 3 verdik. Yani peki sonuçta abi. Ben bir Karadenizli olarak yine çayımı aldım. Keyfimi çıkartıyorum. 10 üzerinden 4 abi. 10 üzerinden 10 veriyorum. Ama yemeklere değil, kokuya değil. Sizlere veriyorum onu. Bu arada Mahmut'un ofisinizdeki ilk günü arkadaşlar. Evet. İlk gün nasıl abi böyle bir ortam? Muhteşem ya. Sen sizin de muhteşem. Abi o da muhteşem dedi sonradan. Abi. Ne yapıyorum? Hak fırın abi. Peki o zaman vlogu ben kapatıyorum galiba. Başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı. Ama bir dakika beğenmediler videoyu. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Daha yiğitli mitli bayağı güzel videolar yiğitli, gelecek. Yiğitli ne anda Allah kardeşim. El sallayın hepiniz. El sallayın. Yiğit kralsın görüşmek sen. Görüşmek üzere. Kralsın sen.